Evet arkadaşlar, burk tavuğumuzun civcivleri bugün çıktı. Zaten demiştik 7 yumurta doluydu. 5 tanesi çıkacak diye. 4 tanesi çıkmış. Çıkan yumurtalar da iç içe girdiği için bir tanesi de yumurtanın içinde boğulmuş. Yani 4 tane civcivimiz çıktı. Şöyle. Önce şöyle zaten bak. Çıkmayacak yumurtalara işaret koymuştuk. Herhangi bir çatlaktır bir şeydir yok zaten. Gününü doldurdular. Şuradan bir tane al. Şöyle. 2. Birazdan yerine koyarken inceleriz. Nerede o? Valla civcivleri de sağa sola kanatlarının altına saklamış. Bakalım. Bu tavuğu önce almayacağım. Yumurtalara yata koysun. Yoksa yani normalde sağ getir. Normalde sakin tavuk ama civcivleri çıkartınca çatır çatır vuruyor. Vururken civcivlere falan vurur. Boşu boşuna civcivlere de sakat bırakır, öldürür, gerek yok. Şöyle yemlerini, sularını ayarladık buraya. Dezenfektanlığına attık. Şimdi civcivleri tek tek göstereyim. Tut baba sen elinden. Daha şöyle görüyorsunuz ibiği normal. Ayaklarını falan göster. Şöyle paça yok. Bilmem ne yok. Yani bunları biz bu sene aldık özel. İlk defa deniyoruz anaçlarımızı. Bu ibik. İbik normal. Babamın gözü de görmüyor, şey yapıyor. Paça maça yok. Maşallah. Yumurtaya şey yapan da çok iyiydi. Bu da bir şey yok. Paçasına bak. Yok. Hepsi. İllere de kaptırmıyor. O da aynı. Bunda da yani bir baltalığı, sıkıntılığı yok. Bunun da paçası yok. Yani bu şu zamana kadar hayvanlar... Bunlar diyor. Sen git getir gel annesine. Şöyle şunları yakın koyalım birbirine. Sokulsunlar. Görüyorsunuz top gibi oluyor. Yani bunların ben anaçlarını yarışmada puanlı olarak aldık. Horoz da önceden almıştık genç. Tavuklar hep böyle 3-4 yaşında. Yani damızlık olarak kullanacak, kendime üretirim diye aldım. Yani yumurta falan satmaya pek niyetimiz yok. Yani satarsak en fazla 3-4 kişiye sahiplendirebilir sezon boyunca. Koy. Bakalım. Civcivlerimizi 5'te 4 çıkarttık. 5'te 5'ti de maalesef biri içine sıkışmış yumurtanın. Buraya çıkan iki boş kabuk da girmiş. Babam da diyor bir tane değil ikisi de girmiş ama kurtarma şansımız yoktu. Çünkü sabah akşam ben 9-9.30 gibi iki tanesi çıkmış kabuklarını aldım. Babam sabah 7'de geliyor. 7'de bakmasına rağmen yani daha erken de gece de başında beklenmez yani. Yapacak bir şey yok, nasip bu kadarmış. Şöyle... Bu hayvan da gurk yatıyor. Bunun altındaki yumurtalar karışık ama. Bir de ilk kez izleyen arkadaşlar için. Kediye takıldım. İlk kez izleyen arkadaşlarımız için anaçlarımızı da göstereyim. Bir de şurada da bir tane horoz var. O da tam şurada. Bu da farklı bir yerden gelme bir horoz. O da büyürse onu da değerlendirebiliriz. Oradan çıkan yavrulara ona kan değişimi. Yani sürekli iyisinin iyisini arıyoruz. Yani bu da hobi, heves. Yani bu Silver Bayendet üretme amacımız zaten bu. Zor ırk olduğu için.
Hava da karardı ama şöyle göstereyim. Horozumuzun da tavuklarımızın da maşallahı var. Hepsi iri tank gibi. Hatta şu tavuk bollukta yatarken fazla geliyor. Tüyleri yamuldu. Bacak baldırları bile yamuldu. Şu da şimdi kaçacak. Şu tarafa geçeyim. Şu da biraz halsiz zaten bayağıdır. Silver anaçlarımız da bu şekilde. Yavruları inşallah anaçlardan da daha iyi olur. Bazılarının bilezikleri kopuk. Bilezikleri görüyorsunuz zaten. Yeşil 2018 bilezikli. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.